isteme törenine gelsin. Derneğimizin önemli faaliyetlerden biri de Girit gezimiz oldu. Aslında biz 3 yıllık bir derneğiz. Böyle baktığımda ben 3 yıl olduğunu değil, 10 yıl olduğunu düşünüyorum. Çünkü yorulduk, çok farklı alanlarda çok çalışmalar yaptık. Bunlardan en göze çarpan çalışmalardan biri de Girit gezimiz oldu. 2018 yılında 24 Mayıs 28 Mayıs arası 4 günlük bir Girit gezimiz oldu. Hani 5 gün 4 gece diyeyim. Bunu dernek olarak bir talep vardı zaten. Üyelerimizden bir talep vardı. Nasıl yaparız? Gider miyiz? Gitmez miyiz? Bu konuda çalışmalara başladık. Bir araştırma yaptık. Sağ olsun dernek üyemiz Mehmet Güner'i, Turnuşlu Köyü'nün eniştesi. Bu arada derneğimize destek olan bizim 3 önemli eniştemiz var. Onların ismini söylemeden edemeyeceğim. Kendileri Girit olmadıkları halde köyün eniştesi olmaları sebebiyle derneğimizin etkinliklerine büyük katkılarda bulunuyorlar. Bunlardan biri çok değerli Fevzi hocamız. Köyümüze de öğretmenlik yaptı. Çok böyle kültürel katkılarda bulundu. Halen de derneğimize destek oluyor Fevzi hocamız. Yine İsmail Hakkı hocamız var. O da Mersin'de yaşıyor. O da Turunçlu'dan evli. O da her etkinliğimize gelir. Ve üçüncü olarak Mehmet Güner'i eniştemiz. O da Erzin'de yaşıyor. O da bir ayağı her zaman köydedir. Var olsun eniştelerimiz diyoruz. Şimdi bu Girit gezimizi Mehmet Güner ile birlikte bir planladık, araştırdık. Birkaç ay, 5-6 ay öncesinden katılımcıları oluşturduk. Ondan sonra vize almak için önümüze çıkan zorluklar oldu. Biliyorsunuz Türkiye ile Yunanistan arasında bir her zaman bir siyasi gerginlik olmuştur. Bundan dolayı şimdi katılımcıların bir kısmı memur, ben de dahil, ya da emekli memur, öğretmen, onlar için sorun yok. Yalnız köyden olan katılımcıların burada gitmesi zordu. Vize almaları zordu. Neden gidiyorlar? Yani bir köylü neden gider Girit'e? Gerçekten bunu insanın anlaması zor kimine göre, ama bize göre çok gerekçe var tabii. Ve bayağı bir gerçekten vize konusunda çok sorun yaşadık. İsmail Hakkı Çobanoğlu eniştemiz sağ olsun, yani ilişkileri sayesinde bu vize krizini çözdü. Ve biz en az 30 üyemizle birlikte Girit'e gittik. Bu muhteşem bir şeydi. Hani 120 yıl sonra Turunçlu'nun torunları ya da 120 yıl önce Turunçlu'ya gelen Giritlilerin torunları Girit'e gidecekti. Yani gerçekten çok heyecanlandık. Yani uçak inerken, havalanına indiğimizde, orada her gördüğümüz insana konuşmaya çalıştık. Ya böyle dokunmaya çalıştık. Yani onlar biraz garipsiyordu. Bu heyecan ne? Ama Girit'e konuştuğumuzu gördüklerinde aynı heyecanı, aynı şaşkınlığı onlar da yaşıyorlardı. Bir defa şunu gördük. Girit gerçekten beklediğimiz gibi bir yerdi. Zeytinliklerin çok olduğu, maki bitki örtüsünün olduğu, işte denizin, deniz yaşantısının, limanın çok olduğu, hani tarımın ve turizmin hakim olduğu, kendine özgü bir kültür Girit. Gerçekten dünyada kendine özgü bir kültür. Bir defa şunu biliyoruz, Giritler iyi olurlar. Girit insanı iyi olur, iyi insanlar olurlar. Biz bunu Türkiye'den biliyoruz. Orada da bunu gördük. Yani Giritlilerin, Girit'te yaşayan Giritlilerin misafirperverliği gerçekten muhteşemdi. Bize sürekli bir dostane konuşmalar ve ikramlarda bulundular. Bu özelliği gördük orada. Yine duygusal olduklarını gördük. Yani çünkü sürekli bizi böyle ağırlamak istediler, konuşmak istediler.
Ondan sonra ve orada biz Giritçemizi konuşmaya çalışırken onların çok şaşırdığını gördük. Az önce de söylemiştim. Neden şaşırmışlardı? Çünkü gerçekten Turunçlu'dan giden Giritliler orada yaşayan Giritlilerin gerçek dilini konuşuyorlardı. Yani biz orada 30 katılımcı olarak dernek üyemiz orada Girit'in gerçek dilini konuşuyorduk. Onlar böyle kulaklarının pasını silercesine, ben böyle dikkat ediyordum, kulak kabartıyorlardı. Aa, yani ninelerinden, dedelerinden, belki rahmetli olmuştu çokları, duydukları, hatırladıkları sözcükleri Turunçlu'dan gelenlerden duyunca gerçekten çok şaşırdılar. Ve nasıl böyle bir şey olur dedi birçoğu. Yani Türkiye'den gelirsiniz, Türkiye'de bu dili nasıl konuşabilirsiniz? Siz nasıl bu dili unutmadınız? Yani bunu onlarca kişi sormuştur. Biz buna çok şaşırdık. Ve biz de şunun gururunu yaşadık. Hani köyde konuştuğumuz dilin aslında nerede geldiğini, başka bir ülkede, bir adada konuşulduğunu, orada bizim dilimizi konuşan insanların olduğunu, orada bizim gibi insanların olduğunu gördük. Ve gerçekten neden bizim gibi insanlar? Girit'te gördüğüm insanlar bana hiç yabancı gelmedi. Yani ben sanki Turunçlu'da geziyordum ya da bir Girit festivalinde Giritlileri görüyordum. O kadar benziyorlardı ki bize ya da biz onlara benziyorduk ki. Yani her an böyle bir kişinin önünde durup bir arkadaşıma benzetirdim. Köyden birine benzetirdim. Yani bu duyguya çok kapıldık. Hocam aynı şeyleri herhalde giden birçok Giritli hissediyordur. Ben size başıma gelen küçük bir komik olayı anlatayım. İlk Girit'e gittiğim zaman hanımcağımın çadırvanı duruyor orada. Oraya gittim. İki tane amca oturuyor orada. Aynı bir körüklü çizme, başında şapka. Benim Selçuk'ta gördüm iki amcanın aynısı yani. Evet. Bu kadar benzer olamaz. Ya dedim siz ya. De mi? Allah Allah dedim, aynı zamanda gel. Siz de mi buradasınız? Adamlar başladı Giritlice konuşmaya. Ne evet. Oluyoruz dedim. Ya o kadar çok benziyoruz ki hareketlerimiz, evet, mimiklerimiz, tepkilerimiz. Aynen. Yani sonuçta ben, bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Aynen aynen. Ben de şunu yaşadım başkanım. Kandiyada merkezinde gezerken biri beni durdurdu. Hatta yanımda Niyazi Karan vardı. Baktım yani ne diyorsun gibi Giritçe sordum. Bana dikkatlice baktı. Affedersin seni karıştırdım, arkadaşıma benzettim dedi. Niyazi ile konuştuk bunu. Gerçekten hayretler içerisinde kaldık. Yani beni arkadaşına benzetti, yolumu çevirdi, durdurdu. Evet. Ayrıca yani Girit ile ilgili şu gerçekten çok önemliydi. Şunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Girit'te yaşayan bir Giritli dostu Katilena bizi orada karşıladı. Çok ilginç şey şu. Müslüman Giritliler çok gurur duyuyorlar Giritli olduğu diye. Hep diyorlar ki yerliler, Türkler yani, yoruk falan, öküz diyorlar. Bir kimse bana öyle, ben çok güldüm. Ayıp diyorum ona. Hayır dedi. Bunlar öküz. Biz Giritliyiz, biz biliyoruz. Mesela keleği yemek istemiyorlar, bilmiyorlar. Biz öğrettik. Bamiyeleri tane tane satıyorlar. Biz kilosu nasıl satıyoruz, nasıl bamya satılır, biz öğrettik. Yani Giritliler her şeyi biliyorlar. Yerliler hiçbir şey bilmiyorlar. Okuyuz. Yani bu tabi belki biraz gerçek, biraz gerçek değil tabi. Herkes demek istiyorum ki kendi kültürü yeni memlekete getirip gurur duyuyor. Düşünüyor sanki büyük bir şey. Diğer taraftan o kadar işkence gördüler ki bence haklı. Çünkü bir tepki göstermeliydi diğer taraftan. Katilana gerçekten Türk dostu bir Giritlidir. Türkiye dostu bir Giritlidir. Gerçekten ben çok önemsiyorum. Kendisi bu Girit işini ne para için, ne mevki için, zaten zor şartlarda yaşayan bir arkadaşımız.
sadece Girit sevdasından dolayı çalışan bir insan Katilana. Katilana 30 yıl kadar önce Tunuşlu'ya gelmişti. Tunuşlu'da araştırmalar yapmıştı. Halen kendisinde çok önemli Tunuşlu'nun kayıtları var. Yani bizim burada gerçekten 30 yıl önce yaşayan yaşlılarımız, mesela bir kör nenemiz vardı. Takopula lakabı. Giritlerde lakap çoktur bilirsiniz. O mesela Salih amcamız. Yani birçokları. Birçoklarının kayıtları Katilena'da. Şimdi Katilena 30 yıl önce geldi. Birkaç yıl sonra tekrar geldi. İki defa geldi Tunuşlu'ya. Ve Tunuşlu'yu bulduğunda Katilena hayretler içerisinde kaldı. Çünkü Türkiye'de Giritlerin yaşadığı başka bölgelere de gitmiştim. Tunuşlu'ya geldiğinde ya tam aradığım yer burası. Burası benim için bir cennet. Tam bir işte Girit kültür cenneti gibi, yani öyle sözler etmişti. Ben o zaman üniversitede öğrenciydim. Şimdi çok duygusal anlar yaşamıştı Katilena Tunuşlu'dan. Şimdi biz de Katilena'ya iade ziyaret yapmış olduk. Çok güzel. Katilena ile Hanya'da deniz kenarında bir caminin önünde buluştuk. O nasıl buluşmaydı ben anlatamam. Yani çok böyle duygusal anlar yaşandı. Şimdi biraz beklerken biz dolaştık. Geldik baktık ki caminin önünde telefonlaşmıştık. Katilena caminin önünde duruyor. Yani pek değişmemiş. Aradan onca yıl geçmesine rağmen. Ve böyle koştu. Bizlere nasıl sarıldı? Nasıl kucaklıyor? Nasıl ağlıyor? Gözünden yaşlar dökülüyor. Yani ben de şu anda duygusallaştım, inanın. Anlatamam. Katilena'nın Tunuşlu köylüsüyle buluşması gözyaşlarını tutamadı. Biz de sizi çok seviyoruz. Şeretune oğlu tutunuşu Şeretune se Katilena. Triada kronya eho na sas do. Abo to 1987. Ne? Ne ne Triada jinche Triada chrono. Nase kala. Pesana no brakaera so salis. Brakaera sta Coruña i sta Coruña no sta brakaera. Filos. Ne o salis. O salis da Lina. Ο Σαλής μου είχε πει τη Ματινάδα, χελιδονάκι θα γεννώ να πέσω στην αυλή σου, να κάνω πως εψόφισα να δω την όρεξή σου, από αυτό την έμαθα. Ναι, 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 γεια, τι είναι η αυλά μου, τι ήρθε ρετά από την Κρήτη, θα πει να σας ευεί. Γεια, κάνατε. 30 χρόνια, ούτους σε νέο. Κακάρα τα λέγανε. Φωτογραφία την πέψη στην κατέρα. Με την Ιμέτ μιλάμε, εγώ την Ιμέτ πηγαίνω στην πόλη και την έχω δει. Çünkü o 30 yıl önce gelip de o kadar çok dostluk kurduğu, gezdiği, dolaştığı Tunuşlu'nun insanı bugün onun yanına gelmişti. Gerçek vatanlarına gelmişti. Eski vatanlarına. Ve Katilena çok duygulandı. Sordu, sordu. İşte konuştuk sürekli. Zaten çok iyi anlaştık. Hem onun Giritçe, hem bizim Giritçe bilmemiz. Kendisinin iyi Türkçe biliyor. Bir Türkolog olmasından dolayı Türkçe bilmesi. Daha sonra Katilena bize Hanya'daki Türk eserlerini gezdirdi. Türk camilerini, Türk konaklarını. Ondan sonra ne bileyim orada çıkan olaylarda işte şahitlik eden eserleri falan. Sağ olsun çok doyurucu bir gün yaşattı bize. Onun dışında biz Resmo'da, bir gün Resmo'da gezdik. Ondan sonra bir gün Kandiye'nin köylerine gittik. Özellikle bizim köyden ailelerin gelmiş olduğu Anoviano ve Pervola köylerini gezdik. Evet Mustafa abi, Sadık abi, dedelerinizin geldiği Vianos köyündesiniz. Ne hissediyorsunuz? Valla Talip dedemiz burada yaşamış, burada doğmuş daha doğrusu. O yüzden çok büyük bir heyecan içerisindeyim. Burasının adı Vianos, Anoviano.
Şu gördüğümüz karşıdaki köyün adı da Katovianos. Dedelerimiz bu bölgede yaşamışlar. Dedemizin babası burada oturup burada yaşamışlar. Dedemiz de daha sonra 7 yaşında burada da karışıklık çıkması nedeniyle buradan ayrılmış. Ama bu toprakları, dedemizin yaşadığı bu toprakları görmek benim için çok güzel, çok mutluluk verici. Belki şu gördüğünüz tarlalar sürüyorlardı. Belki de. Bu tepelerde zeytinlik ekiyorlardı. Belki de. Voloris, postolençona. Volosiro, ekanane. Tamam. Epaymasane. Fitevgane, seserizane. Epae. Teglepane, ozan. Ihane, ihane, milo. Ihane, buçises, elies. Ήτανε μάστορους ή κάνανε... Μάστορους ήτανε. Πόρτες, ναι, παρασύρια. Ο δεδέ μου, του δεδέ μου ο μπαμπάς είπε και πάει λίρα. Και τη φέρει και στο χωριό. Και ο δεδέ μας είμαστε ναι, από τον μπαμπά του τη λίρα. Yani çok mutluluk verici bir şey. Çok sevindim buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Evet. Belki de gitmeselerdi Türkiye'ye burada yaşayacaktınız. Siz burada doğacaktınız. Evet. Sizin köyünüz olacaktı. Olacaktı. Evet. Evet, çok uzak bir yoldu buraya gelene kadar. Kandiya'dan buraya gelmemiz biraz zaman aldı ama geldiğimize değdi. Yani. Burada nefes almak, toprakları görmek bizi çok mutlu etti. Özellikle Pervolak köyü tıpatıp turunçlu. Bizim köye çok benziyordu. Pervola köyünde Türklerin oturduğu evleri gösterdiler bize. Orada yaşlı kadınlarla konuştuk. Yani konuşmaları o kadar iyi anlaştık ki yani anlatamam. Orada yaşlı kadın şöyle dedi. Türklerin ve buradaki Rumların çok iyi anlaştığını, hiçbir sorun olmadığını söyledi. Yaşlı kadın bize bunu ifade etti. Daha sonra da turistik köyleri vardı. Ve Girit'in meşhur plajları var. Ben böyle daha hiç gitmedim hocam. Evet. Yani bir türlü plajlara gitmeye vaktimiz olmadı Girit'te. O plajlara ben de gitmedim zaten. Ben de gitmedim. Bizim ekibin bir kısmı son gün Mehmet Güner'in önerisiyle oraya gitti. Bizim başka planımız vardı. O da gerçekten fotoğraflardan gördük. Biz görülmeye değerdi onların da anlatımıyla. Hocam Katilena aslında bizimkilerin yapmadığı güzel bir çalışma yaptı. Birçok kişiyle görüştü. Hatta yani o göçü yaşayan insanlarla, yaşlılarla da görüştü. Ve ellerinde kayıtları var. Hepsiyle de Giritlice de görüştü. Evet. Ben ona şu teklifte bulunmuştum. Sen bunları transkribini yap, yani dökümünü yap, kitap haline getir. Hem Yunancasını hem Türkçesini ben basacağım. Çok güzel olur başkanım. Ama hala Katilena'yı bekliyoruz. Dediğin gibi zor bir hayat yaşıyor. Evet. Yani gerçekten zor bir hayat yaşıyor ve gelen her Türk'e kucağını açıyor. Elinden geldiğince destek yardım olmaya çalışıyor orada. Yalnız bırakmıyor. Çok değerli bir araştırmacı, çok değerli bir tarihçi, çok değerli bir dost. Tabii. Umut ediyorum ki şey yaparız, o kitabı da basacağız. Aslında Turunçlu'nun da bir kitabını basacağız. Onu da bekliyoruz. Kokucu Hasan amcanın. Ama evet, pandemi olaya gelince maalesef biliyorsun birçok şey askıya uğradı. Kokucu Hasan amcanın yazdıkları da çünkü çok önemli. Çok değerli bilgiler, hatta aklımızdaki bazı sorulara cevap olacak bilgiler var içinde. Kendisini rahmetle analım. Bu kokucu Hasan Demir amcamız. Benim gençliğimde ilk öğretmenlik yıllarımda rahmete kavuşmuştu. Gençliğimde çok konuşma imkanı buldum. Gerçekten kültürlü, tarih gibi bir insandı. Ah böyle bu dernek çalışmaları Hasan amcaya yetişseydi diye çok düşündüm. Gerçekten kendisi ne kadar mutlu olacaktı. Çünkü sürekli bize Girit'i anlatan bir insandı. Kültürü anlatan bir insandı. Kitabının basılmasını gerçekten isteriz Yunus Başkanım. Pandemi olayını atlatalım. Evet. Yazdığı günlükleri derleyip inşallah güzel bir kitap haline getireceğiz. Tabii. Yılmaz Başkanım, seninle sohbete doyum olmuyor. Özlemişiz de seni.
Sağ olun, Uzun sağ olun. süredir de görüşemedik ama programın sonuna gelmek durumundayız. Senin söyleyeceğin son bir şey varsa ondan sonra ben gireyim sözü. Şimdi değerli Girit topluluklar ya da Girit dostu vatandaşlarımız, yani geç de olsa derneklerimiz sayesinde buluştuk, bir araya geldik. Bize benzer insanların nerelerde yaşadığını öğrendik. Onlarla konuşuyoruz, dostluklar kuruyoruz. Şimdi herhalde Türkiye'nin birçok yerinde dostlarımız vardır. Hepiniz dostlarımızsınız. Yani bu çok önemli bir olay. Ne olur kimliğimizi unutmayalım. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, Türk'üz, Müslümanız. Ama bizim bir Giritli Türk olma gibi bir özelliğimiz de var. Kültürel kimliğimiz var. Kültürel kimliğimiz var. Hani bunu yaşatmaya çalışmak ayıp değil, gerçekten bir onurdur. Yani biz dilimizi, yemeğimizi, otlarımızı ya da türkülerimizi, oyunlarımızı ne kadar yaşatırsak insanlarımız o kadar donanımlı olur. O kadar birikimli olurlar. Ben hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyorum ve Türkiye'deki tüm herkesi, izleyenleri, Giritlileri Turunçlu'ya, Hatay, Erzin, Turunçlu köyüne bekliyorum. Çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim Yunus Başkanım. Az önce söylediğiniz gibi Girit kültürü Türkiye'nin kültürel zenginliklerinden biri. Bu kültür eğer kaybolursa ülkemiz bir kültürel değerini kaybedecek, bir zenginliğini kaybedecek. Tabii. O yüzden bizlerin mücadelesi bu zenginliğin kaybolmaması. Çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Sizi ilgiyle takip ediyoruz. Tabii. Ben sözlerimi bir Giritli kadınıyla bitirmek istiyorum aslında. Biliyorsun Girit'ten kız alma, kız ver diye bir söz var. Evet. Şimdi bu sözün neden söylendiğini gösterecek kişi herhalde Rabia Gün ablamızdır. Çünkü Turunç'ta bir olay olmuştu. Evet. Orada kamyonların geçmesi, çocukların hayatlarını riske atıyordu, köye zarar veriyordu. Bununla ilgili eylemler yapıldı ve eylemlerde yine kadınlar başroldeydi. Çünkü yapılan her işin arkasında eğer bir kadın yoksa o iş başarılı olamaz. Mutlaka. Özellikle Giritlilerin yaptığı işlerde. Tabii mutlaka. Bu söz niye söylenmiş ona geleceğim aslında. İşte Rabia Gün ablamız ve o Turunçlu'da bulunan diğer Giritli bayanları haksızlığa karşı susmuyorlar. Mutlaka. Seslerini gür şekilde çıkarıyorlar. İşte Giritli kızı da babasının evinde hem rahat yaşamıştır hem de haksızlığa asla göz yummaz, sessiz kalmaz. Ve bu nedenle Anadolu kadından biraz daha farklıdır. Eğer Girit kültüründen farklı bir kültürde biriyle evlendiyse oradaki erkek ilk başta yadırgayabilir bunu. Çünkü karşısında çatır çatır hakkını arayan bir insan var. Evet. Suskun bir insan yok. İşte hakkını çatır çatır arayan Giritli kadınları bu mücadele sonunda Rabia Gün ablamızın zafer konuşmasını vererek bitirelim programı. Yunus Başkanım, buyur. Ya derneğimiz kurulduktan sonra gerçekten köyde böyle hani bilinçlenme oldu diyebilirim. Bir önceki yıl böyle köyün altındaki su havzasında bir fabrika kurulmak istendi. Bu çok önemli bir su havzası ve suyu kirletecekti. İçme suyunu ve sulama suyunu. İnanın kadınlarımız başta olmak üzere köylerimiz o su havzası bölgesine gitti. Çatır çatır konuşarak o fabrika sahibini vazgeçirdiler. Bravo. Yine sizin bahsettiğiniz gibi böyle köyden geçen böyle hafriyat kamyonlarının köyün yaşamını alt üst etmesinden dolayı yine kadınlarımız ayaklandılar. İyi ki varlar. Çok teşekkür ediyorum hocam tekrar. Daha sonra görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun başkanım. Köyümüzden geçen ağır tonajlı araçları bize verdiği zararı önlemek amacıyla toplanmış bulunduk burada. Ve iki gündür verdiğimiz mücadele olumlu bir şekilde sonuçlandığı haberini aldık. Çünkü çocuklarımız, canımız, evlerimiz, her şeyimiz tehlike altındaydı. Ve bu devasa araçları bu dar yollarımızdan geçmesini toplu olarak engellemiş olduk diye bizi duyan yetkililer, sesimizi duyan yetkililer bizim
olumlu yönde, verdiğimiz mücadelenin olumlu yönde sonuçlandığını ve sağlıklı bir karar verdiklerini duydum. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca tüm köylü halkıma da teşekkür ediyorum. Çünkü birlikte mücadele ettik ve birlikte kazandık. Birlikte mücadele ettik. Çok güzel.